Evdeki örümcekler. Örümceklerle beraber yaşıyoruz. Çünkü kıyamıyorum. Onların yaptığı örgülere de hayranım. Özellikle o örümcek yuvalarına kar yağıyor ya da çiğ taneleri düşüyor ya. Mükemmel bir sanat ama artık bu örümceklerin evden gitme zamanı. Nasıl gidecekler bilmiyorum. Örümcek küçücük ama gücü temsil ediyor. Kadınlar birbirlerini böyle yerlere vuruyorlar. Aa, evinde örümcek var. Aa, örümcek yuvası gördüm diyerekten. Bu küçücük canlı koskoca bir kadını yerle bir edebiliyor maalesef. Ve örümcek kelimesine bakacak olursak, örü, örümcek. Bunlar bazı kişiler ve gruplarca farklı şekilde günlük hayata uygulanmış. Bunu bizzat yaşayan birisi olarak bir ör ve örümcek mağduru olarak örümceğin gücünü hafife almayın. Şimdi örümcek yuvalarını temizleyeceğim ama bir yandan da vicdanım el vermiyor nasıl yapsam diye düşünüyorum. Bir gün diyorum bugün cuma. Hayırlı mübarek gün. Bir gün diyorum yazık. Şimdi galiba yavruları var. Ama ah şu anda tam gözümün üstünde. Gözüme geldi. Ya bakar mısınız ya? Gözüme girdi örümcek ya. Bu kadar küçücük bir canlı bütün evi nasıl ele geçiriyor anlamıyorum. Bahçeli bir evde yaşıyoruz. Yaşamak senin de hakkın sevgili örümcek. Ama artık yeter evime ev kurduğun. Yetmez mi? Biraz da bahçede yaşasan. Yani örümceklerin şeyi nasıldır hiç bilmiyorum. Evet, gözüme girdi, aşağıya düştü. Şimdi tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu bahçeye atacağım. Yani hayat döngüsü nasıldır? Soğukta yaşar mı? Hiç bilmiyorum. Bahçede meyve ağaçlarında örümcekler yaşıyor. Onları biliyorum. Hatta her gelen diyor ki sen bunun eğitimini aldın, meraklısın ziraate. Niçin ilaç yapmıyorsun? Ben çok fazla ilaç yapıyorum. Doğal ilaç elbette. Bunu nasıl yapıyoruz? Aslında her yerde bulabilirsiniz bu bilgileri. En güçlü organik ilaçlardan bir tanesi de sarımsak. Sarımsağı suda bekletiyoruz ve örümcek işte ne derler halk arasında pasıra, unlu bit olan yerlere püskürtüyoruz. Buna ilaveten de 1 kilo suya işte 5 kaşık Arap sabunu, çok az karbonat, bunun yanında bir sürü bir sürü reçete var. Mesela sirke, bir parça limon suyu. Yani bunlar yapılabiliyor. Pul biber, acı pul biber. Bu da çok etkili. Bunlar solüsyon yapılıyor ve böceklerin olduğu yere püskürtülüyor. Ama kıyamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Güne gelen kadınlar. Gerçi ben gün yapmıyorum da. İşte böyle gezmeye gelen eş, dost, akraba da bu örümcekleri görünce onlara mükemmel bir malzeme çıkıyor. Şimdi bu örümceği dışarı atacağım. Umarım dışarıda yaşar. Yani ev örümceği ve bahçe örümceği arasındaki fark nedir bilmiyorum. Ama artık senin evimden gitmeni istiyorum sevgili örümcek. Kaç zamandır süpürgeyle geliyorum, gidiyorum. Bu yuva büyüdükçe büyüyor. Büyüdükçe büyüyor. Şöyle köşelere yuva yapıyor. Daha fazla göstermeyeyim ya. Utanıyorum yani. Herkes evini pırıl pırıl gösterir. Ben gözüme giren örümceği gösteriyorum. Anadolu'da şöyle derler. Hani ocağına incir ağacı dikti, şudur budur diye sözler var ya. İşte örümcek için de öyle hikayeler anlatır. Böyle koca karılar, eski atalarımız. Hani örümcek yuva örür. Böyle bir file gibi ev yapar, sonra uzun uzun beklemeye başlar. İşte Anadolu'da bazen
kötü insanlar için örümcek gibi derler. Yani kötülüğünü yapıyor, bir kenara çekiliyor ve bekliyor. Çok uzun süre bekliyor. Fırsatını bulduğu anda da o kişiyi öldürüyor ya da işte başka şekilde zarar veriyor malına, mülküne, duygularına ya da işte çevresine. Bilemiyoruz artık. Ama ben seviyorum ya. Doğada yaşayan her canlının ayrı bir güzelliği ve değeri var. Şu minicik, savunmasız canlı bize neler yaşatıyor ve onun için ne hikayeler anlatılmış. Çok ilginç. Sülaleye bana.